Merhaba arkadaşlar, Geek and Roll kanalıma hoş geldiniz. İkinci bölümden devam ediyoruz şu an. En son işte kaldığımız yerdeyiz, öyle diyeyim. Çünkü çok fazla şey yaptık, toparladık. Şimdi oyundaki nerede olduğumuzu göstereyim. Zaten bir tane Grace açtık da şu ana kadar. O da en başta açtığımız Grace'teyiz yani. Şu Rampart Tower'dayız. Burada şimdi bu bölümde Crucible Knight falan olacak. Yine kaledeki belirli böyle gizli yerlere gideceğiz yine tekrardan. Gözden kaçabilecek yerlere gideceğiz. Buradan devam etmeyeceğiz ama arkadan tekrar ineceğiz. Umarım önceki bölüm size faydalı olmuştur. Kaçırdığınız yerler vardır umarım. Siz de keşfetmişsinizdir. Güzeldir çünkü keşfetmek. Şimdi yavaştan devam edelim. Bu arada arkadaşlar eğer beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Çok mutlu ediyor yani beni. Şimdi arkadaşlar burayı bitirdik. Şurayı bitirdik. Şimdi ardından şu sigaramı söndüreyim. Buradaki şeyi kestik, mini boss'umuzu. Şimdi sağdan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir de bunun sol tarafı var. Sağdan yavaştan ilerleyelim bakalım. Ama sanki ben oturmamışım buna. Şuna hemen bir oturayım, kalkayım, oturmadan devam ediyorum diye. Bir kayda bakayım ses mes var mı? Okey. Zaten hiçbir şey değiştirmedim ama olsun. Yine de bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar bu bölümde yine uzun bir bölüm olacak. Uzun dedim, hani yarım saat olacak. Bir gideceğimiz yerlere bir daha bir tekrardan baktım. Videoya çekmiştim çünkü. Hani kaçırmamak adına. Şimdi video bende normalde bir saat sürdü ama ben burada teker teker hani büyücü olduğumuz için bir de biraz uzun sürüyor. Yüksek ihtimal 4 part falan olacak. Godric boss ile beraber. Godric the Grafted ile beraber. Yavaştan şöyle ilerleyelim. Hani en şu büyüğümüzde bunları teker teker alabiliriz zaten. Bu şekil. Bunlar gitti. Sıra şu abi de. Bu da gitti, güzel. Burada başka biri var mıydı? Bakalım şu içeriye. Burada başkası yok galiba ama. Aynen yok gibi. Ne alalım? Exalted Flash. Ya fazladan bir tane şeyimiz gitti ya. Yani orada ölsen ne olurdu? Şimdi arkadaşlar buradan gidemiyoruz. Buraya da gireceğiz tabii ki de. Burası kapalı şu an. Buradan devam edeceğiz. Burada bir tane abimiz var. Bu abi biraz sıkıntılı abilerden. Şimdi yukarı çıkalım. Buna bir vurmaya çalışalım bakalım. Buradan görebiliriz. Dur. İki tane boşa gitti. Attığımız üç oldu. Hasar yemeden devam edersek çok güzel olur. Şu şekilde. Bunları full kayıtlayın. Güzel bir tane gauntlet aldık. Buradan da Mimic Veil diye bir eşya aldık. Mimic Veil arkadaşlar. Mesela size bir invade geldi, tamam mı? Bu invade geldiğinde diyelim yenemeyeceğiniz bir adam geldi. Kaçın böyle bir yerde gizlenin. Ondan sonra Mimic Veil'e bastığınızda böyle yakındaki bir eşyaya dönüşüyorsunuz yani. Tam nasıl çalıştığını bilmiyorum ama bir deneyin isterseniz. Ben neredeyse hiç kullanmadım, evet. O yüzden pek bir bilgi sahibi değilim. Şimdi buradan yukarı çıktık arkadaşlar. İlk gideceğimiz kısım bu tarafta. Şurada bir tane merdiven var bakın. Burayı kaçırdığınızı eminim bu arada, haberiniz olsun. Burayı bilmiyordunuz siz de bence. Çok gözden kaçan bir yer burası da. Ben yine ilk oynayışımda şey kaçırmıştım burayı. Şimdi bir kere daha atma şeyimiz var. Onu da bunu kullanıp öldürelim. Botumuzu kullanalım. Bakın o kapı burası. Şuradan şöyle devam edeceğiz şimdi arkadaşlar. Şurada bir tane mob var. İndirelim hemen. Bir tane daha. Güzel. Pickle Turtleneck. Ne işimize yarayacağız? Kullanmadım bunları. Ama elbet bir işe yarıyordur. Şimdi buradan şöyle bu kapıyı açacağız. Ve devam edeceğiz buradan. Şöyle. Bakın soldan gitmiştik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şöyle. Bakın demin şu taraftaydık. Bakın sandığı açtık. Şimdi burası. Alalım böyle uzaktan. Bakalım. Bir şeyler var mı burada? Yok. Okey.
Şimdi bu kısımda arkadaşlar biraz böyle burası neresi? Ha, buradan gideceğiz zaten. Bir daha geriye bakayım da. Burada bir şey kaçırdık mı? Düşüneyim. Şuradan geldik. Şurayı yaptık. Okey. Burası bitti. Ve buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Abi burası neresi? Bakın. Şu yukarıdan duvar vardı ya, ikiye ayrılmaya oluyor. Buraya atlamayın demiştim. Atlamayın dediğim yer burası. Şimdi burada bu harbilerle uğraşacağız biraz. Bakalım ne kadar sürecek burası. Gelene kadar öldü zaten. Sen de öyle abi. Teşekkür ederim. Aa. Güzel. Böyle ilerleyelim bakalım. Şimdi şu içeride Sorcerer Rogier diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaş bize büyü satan NPC'lerimizden biri. Bunun da questline'ı var. Yaptırırız. Yaptıracağız bir gün. Ne zaman? Meçhul. İlk önce şuradaki eşyayı alacağız. Kaçırmayın. Hani kukri de işte hani gösterelim ya, yalandan eşya aldırıyoruz. Ben kullanmam genelde bunları. Tamam, bununla konuşalım. Hem de Roger'i görmüş oldunuz siz de. Learn Skills deyip bakın buradaki eşya şeyleri satın alabilirsiniz. Hazır gelmişken alsak mı diye bir düşündüm. Bence alalım. O yüzden şöyle biraz şunlardan harcayalım. 6 tane alsak kaç yapıyor? Kaç yapıyor abi bize? Yetmedi. Bir 6 tane daha alırsak yeter herhalde. Bunları alalım gelmişken çünkü büyücü oynuyoruz. Bunları alalım dursun kenarda. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Burada eşya yok diye hatırlıyorum ama bu abiler var. Bunları isterseniz öldürün. İsterseniz öldürmeyin. Saldırmıyorlar zaten. Şuradan devam edeceğiz tekrardan. Buradan yukarıya gidip %70 ve %80 olasılıkla kaçırdığınızı düşündüğüm bir yere götüreceğim sizi. Crucible Knight. Şuradan ilerleyeceğiz. Dikkat edelim, şuradan aşağı düşmeyelim arkadaşlar. Burada bir tane Smithing Stone vardı. Yok, olduğunu yukarıdaki Smithing Stone. Şimdi burada biraz dikkatli olalım. Bir tane kuşumuz öldü. Bu da öldü. İyi, güzel. Sanki no hit challenge yapıyorum ben, niye korkuyorsam. Şurada bir reis var. Burası bir tuzak arkadaşlar, haberiniz olsun. Bakın. Şu şekilde. Güzel. Bunları hani şu yukarıdan geleceğiz demiştim ya, aslında gerek yoktu. Şuradan bakın, şu kapıda Grace var zaten bizim, hatırlarsanız. Bu hedef oluyor ama vuramaz ki buradan. Buradan vurur ama. Bu bayağı uzaktaymış ya. Buradan vurursam ama. Yes. Şimdi burada burada yapacağımız bir şey yok. Şimdi bakın arkadaşlar, burada aslında aşağı atlayabileceğiniz bir yer var. Gördünüz mü? Hop, buradan aşağı atladın. Burası oyunun şeyin Stormveil'ın yüksek ihtimal en gizli yeri bence. Bence en gizli yer burası. Şimdi şuradan şöyle kenardan böyle abi atlayacaksın. Şimdi abi diyeceksin ki, biz burada Crucible'ı nasıl keseceğiz ya? Çünkü öncekinde köpeklik yapıp şey yaptın. Periledin o adamı. Burada bize nasıl kestireceksin bunu diyeceksiniz. Ama da çözümümüz var abi. Bizde çare tükenmez biliyorsunuz. Yani yüzlerce saatimizi vermiş insanız. Değil mi böyle? Korkmayın. Devam. Storm Assault diye bir eşofor aldık. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Bakın şuradan Crucible abimiz gelecek. Gördünüz mü? Bunu çekip kendinize buradan. Bu sizi gördüğünde şu şekil yapalım. Gördüğünde tabanları yağlayıp kaçacaksınız. Tamam, vuralım. Kaç abi. Şu şekil. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar, bu salak burada kaldı böyle.
Bu salak burada kalıyor. Buna vurursanız bu böyle gelecek sürekli. Ama sen biraz ayıp yapıyorsun şu an. Gel bakayım abi. Hop. Bakın ikinci fazına geçti ama bir şey yapamıyor. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde bunu böyle öldürüyorsun yani. Böyle hallettik. Bakalım kaç rune verdi. 1900 verdi. Crucible Horn diye de bir incantation verdi galiba. Şunu alalım. Somber Smithing 2. Koy cebe abicim. Koy cebe. İyidir bunlar. Şimdi burada daha hiçbir şey yok. Ha, bu arada ben arada böyle Trinal Slili diye bir şey toplattırdım ben size aslında. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şurada da olması lazım. Şimdi arkadaşlar bu Trinal Lililer oyundaki bir tane birkaç tane boss var böyle. Godseeking Noble işte onun bir şişko tarafı var bir de zayıf tarafı var. Böyle madalyonun 200'ü tarzı. Şimdi arkadaşlar bu abileri Sleep Pot'la uyutup bu bossları kesebiliyorsunuz. Sleep Pot diye bir şey var oyunda. Sleep Pot'lar da bu Trinas Lili ile yapılıyor. O yüzden önemli eşyalardan ve oyunda hani güzel böyle yerlerde bulabileceğiniz yerler var. Bu kısım bitti bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben daha uzun sürer diye bekliyordum ama sürmedi. Güzel. Şimdi burası nereye çıkıyor acaba? Acaba nereye çıkıyor burası? Yani tamamen Firelink Shrine tarzı. Severiz. Sevdiğimiz şeylerden. Şimdi böyle tekrardan en başa geldik. Hemen oturalım. Yenilememizi yapalım. Şimdi arkadaşlar burada kısa bir kesit olacak. Hemen şeyle slide'la geçiş olacak. Haberiniz olsun. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen geldim. Tekrardan devam edelim. Şimdi en son kaldığımız yerden hatırlıyorsunuz. Aynı video olduğu için. Şöyle bunu çağırıyoruz tekrardan. Gelsin bu arkadaş. Buradan aşağı inip artık sol tarafa gideceğiz. Öyle diyeyim size. Telefonum sessiz alayım. Kusura bakmayın. Hep bu yaşanıyor ya. Yani video çekerken şunu bir kere de sessiz al hemen be abicim. Niye video çekerken yapıyorsun ki yani? Neyse. Şimdi arkadaşlar sağ tarafı bitirdik. Şurayı bitirdik. Şurayı bitirdik. Yukarıdan aşağı atladık. Geldik son kısma burası. Hani son kısım değil tabi ama. Şey yani. Ortalarındayız diyelim artık Stormveil Castle'ın. Çünkü bayağı bir yer kat ettik fark ettiğiniz üzere. Neredeyse bir 40-45 dakikalık bölüm geçtik. Ama burada aşağı kaçırıyorduk ha. Çok da önemli. Şimdi burada biraz burası biraz sıkıntılı bir yer. Lan geri geldim ya. Allah cezamı versin. Ben diyorum burası ne? Şimdi arkadaşlar bu abiler bunları şöyle indirelim. Burası burada bayağı fazla mob var arkadaşlar. Kesmemiz gereken bayağı fazla. Ve tam çözümde yaptığımız için böyle bir halt yiyorum ben biliyorsunuz. Şu an. Bunları böyle lan oğlum bir durun lan. No hit run başarısız. Şöyle şunu indirelim güzel. Canımızı tazeleyelim. Bir pot orayı tam doldurdu. Çok iyi. Şimdi şu abimizi arkadan indirebiliriz. Şu okçu gerizekalı bize vuruyor. Ne yapıyor lan burada? Gözleri de sarı sarı. Okey. Alalım. Şöyle ilerleyeceğiz abi. Fark ettiysen onlar arkalarına bakmıyorlar. O yüzden rahat rahat buraya geçiyorsun. Sıkıntı yaşamadan. Bir de minimum mana harcama şeyini yaparsak burada aslında. Minimum mana harcarsak çok daha güzel olabilir yani. Öyle diyeyim ben size. Bir tane tam şeyimiz bitti şu an. Şuna devam edelim. Bu şekil.
Şimdi öndekileri keselim. Buradakileri kesmiştim zaten. Okey. Şimdi şuraya doğru ilerleyeceğiz. Şu yukarıda bir tane eşyamız var. Şu yere düşenlerin hepsini alacağız bu arada. Sıkıntı değil yani. Bir dakika. Şurada da eşya varmış. Bak onu bir önceki oynayışımda görmemiştim. Allah belanı versin seni. Ağzıma bomba attı ağzıma. Direkt ağzıma yani. Şu oturun abi, tamam bak. Dikkatli dikkatli. Şu şekilde. Şurada bir tane eşyamız var. Aş. Mantarla ne yapacaksan yap abi. Ben bilemem onu. Ne yapıyorsan yap. Şimdi yerdeki bunlar daha görmez bizi. Orada bir sıkıntılı bir tip var orada. O yüzden böyle biraz dikkatli oynamaya çalışıyorum. Şu yerdeki eşyaları toplayalım. Şunları da keselim. Bunlar bayağı ezikler yahu. Çok mu güçlüyüz yoksa ne? Lan. Acı dayı dur ya. Tamam. Burası bitti. Burası bitti. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu alamadık. Güzel. Şimdi şu karşıya geçelim. Burada da bir eşyamız var arkadaşlar. Unutmadan hemen. Gelelim onu da alalım. Neydi hatırlamıyorum ama alalım yani. Hatırlamaya değer bir şey olsaydı hatırlardık. Değilmiş. Devam. Bir hatırladınız mı fare yeri? Oraya bir daha gireceğiz bu arada. Orada bir kısım daha var gitmediğimiz çünkü. Aşağı atlanacak bir yer var orada. Haberiniz olsun. Şimdi şuradan şöyle ilerleyeceğiz. Ama devam etmeyeceğiz yani. Minik bir ilerleyiş olacak. Şimdi indirelim. Bir. Şunu indirelim. İki. Şimdi arkadaşlar burada abi bu ileride ne var? Buraya neden girmiyoruz dersin. Oraya girersen abi çıkamazsın, haberin olsun. Ben sana söyleyeyim bak. Batuhan kardeşini, abini, neysem artık senin için. Beni dinle. Yapma yani. Bir aldık 5 tane. Bunlar da bir şey ya bu arada. Çok bu arada dedim. Rahatsız oldum. Bunlar şeye yarıyor arkadaşlar. Bıçak bunlar direkt bildiğiniz. Şimdi bakın. Buradan şöyle geçerken şunu yapın. Tamam mı? Şu şekil. Şöyle ayağa kalkmadan. Şöyle geçin. Okey. Evet, buraya atlattık. Ve buradaki ikinci Grace'imize geldik. Bu Grace'ler önemli. Bakalım burası nereye çıkıyor. Hep beraber görelim. Tekrar geri ineceğiz zaten. Orayı da göstermem lazım. Grace'e oturmayın bu arada. Ben oturmadım. Ben ne yapıyorsam aynısını yapacaksın. Dışına çıkamazsın. Keserim. Evet, burası dünyanın en kötü kısa yolu. Neredeyse hiçbir zaman kullanmayacağız gibi. Hatırladım şimdi. Oynarken de aynı şeyi söylemiştik ya. Neyse. Şimdi bu ikisi biraz sıkıntı. Bunları bir böyle bir kayıtlamanız lazım arkadaşlar. Şuradan şunu atarsam aslında bu tek yer ya herhalde. Allah benim belamı versin ya. Tam son anda indirdik. Evet. Şimdi şuradan devam edelim. Şurada bir tane painting var arkadaşlar. Burayı da aldıktan sonra burayla işimiz bitiyor. Şimdi şuraya geleceğiz. Bir dakika. Çok özür dilerim. Şunu da aldıracağım bu arada, merak etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi arkadaşlar şu Grace'e artık oturabiliriz. Her şeyi tamamladık burada. Şu aşağıdaki şeyleri de aldık. Burayı komple bitirdik. Bunu da kestik. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok bir konuşma yapmayacağım. Buradan direkt devam edeceğim. Şimdi teknik bir aksaklık yaşadığımdan ötürü buraları tekrar şey yapıyorum. Şu an tekrardan çekiyorum. Biraz uzun uğraşlar sonunda buraya tekrar hallettim. Bir şekilde buraya geldim. Şimdi bunları görmeniz hiç normal değil ama kusura bakmayın. Hani kaldığımız yerden bütün her şeyimiz aynı bir şekilde devam edeceğiz.
Yanlışlıkla ben kaydımı kaybettiğim için arkadaşlar burayı tekrar çekiyorum. Hani bunu gizleyecek de değilim yani şu an. Hani hiç olmamış gibi yapacaktım ama pek içime de sinmedi. Şimdi bir şunları kestikten sonra şu şeyi alacağıma dair size şey yapmıştım. Şimdi ilk önce şu arkadaşı bir keselim. Bu şekil. Ardından şu beyefendiyle kapışabiliriz. Bunu buradan ilk spamlayalım biraz. Böyle kesmenin daha şey olacağını düşünüyorum. Böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şuraya doğru ilerleyeceğiz. İleride bir tane devimiz var. Devi kestikten sonra çok güzel. Devi kestikten sonra da şuraya inip buraları hep topladık arkadaşlar. Biliyorum ama şu an bir mod kullanarak burayı tekrar oynuyorum sizin için. Normalde hani burayı oynadım, bitirdim. Videoyu çektim sanıyordum. Fakat şöyle bir sorun yaşadık. Ben kayıt yerine yayın açmışım. Sabahın 5'inde. Ve bunu da chatten kız arkadaşım yazınca fark ettim. Sabah 5-6 gibi. Bana chat'e mesaj gelmiş. Lan dedim ne alaka? OBS'te mesaj görünüyor. Bir baktım. Ne yapıyorsun bu saatte? Sabahın 5'i yayın açmışım. Hiçbir şekilde şeyim yok. Haberim yok. Tamamen şeye bastım sanıyorum. Start recording'e bastım sanıyorum. Fakat start streaming'e basmışım. Ve sabahın köründe yayın açmışım. İyi ki hani yanlışlıkla böyle saçma sapan bir şey yaparken falan basmadım yani. Çünkü internettir bu, biliyorsunuz. Birden yakalanılabilir yani. Bir şey olur. Uygunsuz olurum vesaire gibi gibi. Nasıl uygunsuz olacaksam böyle konuşurken. Neyse işte öyle bir talihsizlik yaşadım arkadaşlar. Şimdi burayı tekrardan oynuyorum. Kısa bir bölüm, 20 dakika, 15 dakikalık bölüm falan yüksek ihtimal. Öyle diyeyim. Siz de beni hoş görün. Şimdi burada arkadaşlar bir tane NPC'miz var. Bu NPC ile konuşacağız. Ardından diyecek ki yardımım gerekirse beni yanına çağırabilirsin diyecek. Zaten aşağıda yazıyor. Ask me işte bilmem bir şey diyor. Yardım ihtiyacı olunca call upon mu yazdı. Burada Smithing Stone'umuzu da aldık. Şurada bir tane Golden Seed'imiz var arkadaşlar. Şu an kullandığım mod Seamless Co-op bu arada, haberiniz olsun. Bu co-op bu modla beraber yani arkadaşlarınızla işte açık dünyada çok rahat bir şekilde gezip tozup üstüne atınızla falan da gezebiliyorsunuz, yani öyle bir mod. Normal oyundan çok bir farkı yok. Bir tık daha zor sadece, haberiniz olsun. Şimdi burada yapmanız gereken şey bunu kendinize doğru çekmek arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ben şeyi fark ettim. Bu modu kurarken şu botlara artı basmadığımı fark ettim. Bu bize biraz sıkıntı yaratacak. Ama hemen küçük bir kesik atarak videoya hemen artı basabilirim bunlara. Fakat şu an değil. Şu an şununla bilgilenelim. Bununla bir işimiz yok şu an zaten botlarla. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çektiniz ya. Şu şekilde bakın, oraya vurdu, orası kırıldı. Artık bununla dövüşebilirsiniz böyle. Bu kadar bu arada hani yüksek canlı buraya getirmek zorunda değildiniz bunu. Fakat işte benim enayiliğim. Bu şekilde poison'ı kırdık. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Şu an bunda işimiz bitti. Bunu indirdikten sonra da arkadaşlar şurada bir iki tane, beş tane Smithing Stone 5 çıkıyor. Bir tane de Smithing Stone 2 çıkıyor arkadaşlar. Güzeldir, işimize yarar bunlar. Şimdi normalde buraların aynısını yaptım ben. Videoda da göstermiştim fakat güzelim kayıt gitti. Daha da fazla bahsetmemeye çalışacağım bu arada, kusura bakmayın. Şimdi bunlara tek atacağız. Ardından şurada arkadaşlar boss yolu burası bu arada, haberiniz olsun. Burası boss yolu. Boss yolu olduğu için buraya girmeyeceğiz tabii ki, çünkü
Şurada gitmemiz gereken yerler var arkadaşlar. O yüzden burada Grace'i açıyoruz. Ve ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, döndüm. Şimdi Sacred Tear'ları almamıştım. O yüzden onları ekledim. Tekrardan şu an artı 4 şeylerimiz var. Potlarımız var. Hani bu arada şey olursa diye şöyle statları göstereyim. Statlar aynı bu arada arkadaşlar. Intelligence'ımız 30, Vigor'umuz 35, Vigor'umuz 30, Mind'ımız 20. Aynı yani, hiçbir şekilde ekleme çıkarma yapmadım. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapmak için buradan böyle ilerleyelim. Şu biraz kaçabiliyor. O yüzden şöyle yaptığınızda bakın, bunu böyle indirebilirsiniz. Hani çok bir önemli mi değil. Hani Stormcaller bir Ash of War veriyor. Yüksek ihtimalle hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Ardından şu hacı dayılarla uğraşacağız biraz. Bu şekil. Aa, bir canları kaldı. Niye böyle acaba? Neyse, bunları şu an kesmemize gerek yok. İçinden bir şey çıkmıyor. Şuradaki cracked potları alacağız arkadaşlar. Burada iki tane cracked pot var. Bunları aldıktan sonra şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Ha, şurayı da göstereyim hani, eğer isterseniz. Burası açtığımız o kısa yol var ya, orası. Hani demiştim ya o bölümde bir işe yaramayacak diye. Orası orası işte. Ha, çünkü çok saçma. Şurada Grace var yani. Ne, öyle bir kısa yol olmaz. Çok mantıksız. Hani düşündüm düşündüm durdum bu arada bunu, gerçekten bulamadım yani nedenini. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane reis var. Bu reisi indirelim. Ardından bu reisi indirelim. Mana pool'umuzu basalım. Hop. Ezik. Rezil. Şimdi burası bitti. Ardından şuraya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane gizli bir yer var. Bu hani deminki oturduğumuz Grace var ya, şu, bu bölüme başladığımız Grace. Orada aslında yan tarafta bir tane kapı var arkadaşlar. O kapı kilitli, açamıyorsunuz. Ben şimdi size o kapıya götüreceğim. Onu da söylemiş olayım size, haberiniz olsun. Ardından da aşağı inip bir Golden Seed daha alacağız. Onu da söylemek isterim. Çünkü Golden Seed'ler oyunda önemli. Hatta en önemliler, en önemli şeylerden biri. Çünkü hani oyunda fazla var ama kaçırabiliyorsunuz, gözden kaçıyor. Ve Golden Seed'lerin bazıları işte bu gideceğimiz bosslardan birinde yatıyor. Mini boss denebilir daha doğrusu aslında. Mini bosslarda yatıyor. Onlara da işte belirli yerlerde, bazı yerlerde Stone Sword Key vererek, bazı yerlerde işte normal böyle gizli mizli oluyor bazen. Onları böyle yenerek falan filan ulaşabiliyorsunuz. Bunları isterseniz kesin, isterseniz kesmeyin ama kesin daha iyi. Bir şeymiş olur, arkanızdan böyle gelirler, birden geberir gidersiniz. Sonra abi bizde öyle olmadı gibisinden. Gerek yok. Bunları öldürün, kafanız rahat etsin. Arkanıza dönüp bakmayın ya. Şimdi burada bir tane kalkan var. Bunu almanızı tavsiye ederim. Güzel bir kalkan. Kullanır mısınız sanmam. Ama iyidir yani. Şimdi burada sizde Rogier'in mesajı görünecek. Çünkü önceki bölümde tanıştık ama ben şu an burayı sıfırdan aldığım için burada Rogier görünmüyor, Rogier'in mesajı. O yüzden böyle dümdüz devam edeceksiniz arkadaşlar. Ardından şurada bir tane eşya var. Şimdi bunu nasıl alacaksın? Buradan koşup aşağı yuvarlananları mı gördük? Takla atıp çıkmaya çalışanları mı gördük? Herkesi gördük. Ama bakın çok kolay arkadaşlar. Geldin dibine yapıştın. Bir tane zıplaya bastın, ardından bir tane böyle minnacık, çok küçük. Çok küçük bir tane böyle ittirdim bak. Tekrar gösteriyorum. Tamam mı? Zıpladım, bir tane ittirdim. Bu kadar. Çok fazla ittirme, aşağı düşersin. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim yere geldik. Kapının olduğu kısım şurası. Şimdi bakın burası nereye açılıyor. Hoppa. Evet arkadaşlar, burası buraya açılıyor. Burada bir oturalım, dinlenelim. Eşit olmak adına da şimdi hani kalktığımda şu potu harcayacağım. Çünkü bir tane fazla Golden Seed aldım ben galiba. O yüzden artı fazla oldu. 3'e 4 olması lazım sizde de. Eğer yanlışsa da vallahi kusura bakmayın arkadaşlar.
Şimdi burada ben arkadaşımı çağıracağım. Size PvP nasıl oynanır, arkadaşınızı nasıl çağırırsınız, şifre koymadır. Bu tarz şeyler öğrettim. Şimdi bu oyun modlu olduğu için farklı türden bir çağırma sistemi var. Onu size göstermeyeceğim. Burası kesilecek. Hemen arkadaşımla olduğum yere geçeceğim. Haberiniz olsun. Buradan tekrar içeri doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Hemen geldim. Hop. Evet arkadaşlar, biz hazırız şu an arkadaşımla. Bu da son kesitimiz olacak. Şimdi burada aşağı doğru ilerleyeceğiz. Golden Seed veren bir tane mini boss'umuz var. Burada arkadaş çağırmanızı tavsiye ederim size. Çünkü yanınızda şeyi kullanamıyorsunuz. Ve sıkıntılı bir canavar. Haberiniz olsun şimdiden. Şöyle ilkinde böyle atlayacağız. İkincide de bir tane atlayacağız. Ardından karşımızda bir tane şundan var. Bunu böyle indirdik. Pardon, ses çok açık. Hoparlördeyim arkadaşlar, hava sıcak. Klima muhabbeti şey olmadı. Çözülmedi. Klimam şu an bu evde takılı olan klima aşırı eski olduğu için 2006 yapımıymış. Getirilen parça Türkiye'de bir tane varmış, o da yurt dışından getirdiler. Ben bu kadar sıkıntı çekiyorum diye, benim kaldığım apartman şirkete ait. Şurada bir tane eşya olduğu için arkadaşlar ilk önce şuradan gideceğiz tabi. O arkadaş biraz böyle bencil olduğu için. Neyse şöyle yapalım. Buradan atladık arkadaşlar. Dikkatlice. Smithing son 2 var çünkü. O yüzden böyle dikkat ede de ilerliyorum. Bunlar çünkü önemli. Oyun başlarında bunlardan size çok lazım. Fakat şu an Meteorite Staff kullanıyorsanız eğer, benim şu an kullandığım gibi. Burada birkaç tane fare var. Fareleri öldürüyorsunuz. Ardından bu büyük fare geliyor. Ondan sonra şuradan ilerleyip şurada bir tane yuvarlak bir şey var. Bunu kestiniz. Ardından buradaki eşyayı aldınız. Şuradaki eşyayı aldınız. Şimdi buradan devam ediyoruz. İleride bir tane boss var arkadaşlar. Bu boss için eşyalarımızı kullanalım. Bunu basalım. Ardından inelim. Bu büyüden kullanmanız lazım arkadaşlar. Poison'u direkt kırıyor. Şöyle bunu atalım direkt. Spamlayalım. Şu şekil. Siz daha kolay keseceksiniz bu arada, haberiniz olsun. Bu Seamless Co-op olduğu için şu an bizim oynadığımız mod. Biraz sıkıntı yaşıyoruz biz arkadaşımla beraber. Ama siz arkadaşınızla girdiğinizde çok daha kolay olacak. Haberiniz olsun. Evet, bitti zaten. Biz de bayağı kolay kestik. Arkadaş gidecek direkt. Ondan sonra size birkaç tane daha tüyo vereceğim ve bölüm bitecek arkadaşlar. Alo, gitsene oğlum. Gitmiyor. Arkadaşlar burada bakın, onu da gösterdiği gibi bir tane kan lekesi göreceksiniz. Şu an bende görünmüyor çünkü dediğim gibi Rogier'le ben konuşmadım burada. Ama siz konuştunuz, önceki bölümlerden geldiniz çünkü. Şurada arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, hemen şey yapıyorum. Şimdi burada Rogier'in bir tane kan şeyi var. Kan lekesi var arkadaşlar. Bu kan lekesine bastığınızda Roger'in ölümünü görüyorsunuz ve kendi questline'ı için birkaç tane daha böyle şey açmış oluyorsunuz. Konuşma cümlesi açmış oluyorsunuz. 2-3 cümle falan. Güzel bir bilgidir, haberiniz olsun. Şimdi buradan tekrar yukarı çıkacağız arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bu bölümde çok fazla kesinti oldu, farkındayım arkadaşlarıma, gerçekten hani elimden geleni yaptım ama benlik bir hiç şey yoktu, hani benim hatam tabii ki ama yani oluyor böyle. Şu anda ölü gibi çekiyorum zaten videoyu, bunu çekip uyuyacağım yani. Öyle değil. Baya baya geldik ya. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir şey yok, haberiniz olsun. Buradan aşağı iniyorsunuz. Bakın biz buraları yaptık. Karşıdaki eşyayı zaten aldık. Şimdi bakın şurada bir şey var ama
Bunu biz zaten kestik. Şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Burası neresi? Yine Grace'e çıkıyor. İşte bu hani şey nasıl diyeyim? Stormveil Castle bu kadar kolay arkadaşlar, haberiniz olsun. Çünkü her şey her yere çıkıyor yani. Her şeyden böyle her yerden her yere ulaşabiliyorsunuz. O yüzden çok iyi. Burada bir flask da basabiliyorsunuz. Siz artık sizin de 4-4 olacak diye düşünüyorum. Bu bölümden sonra şu an %90'ını falan bitirdik arkadaşlar. Ben de OBS'e geçeyim bu arada. Burada oyunun %90'lık kısmını falan bitirdik. Oyunun değil, pardon, Stormveil Castle'ın. Bu kadar oyun olsa zaten yani şey, bir şey, niye oyunlardan biri olmazdı. Neyse, övmeyelim şimdi. Elden Ring'i götü kalkıyorsun. Şimdi arkadaşlar burada %90'a bitti. Evet, dediğim gibi. Buradan sonraki bölümde gideceğimiz yerleri söylüyorum size. İlk başta Great Rune diye bir olay var Elden Ring'de. Bunu anlatacağım size. Nereden gideceğimizi söyleyeceğim. Orayı bitireceğiz. Stormveil Castle'daki ilk Great Rune'umuzu alacağız. Onu da Godric'den alacağız. Yani buranın boss'undan. İlk o kuleyi muleyi açacağız. Orada birkaç tane daha gitmediğimiz yer var. Böyle 10 dakikalık falan. Ardından Godric'e gideceğiz. Godric'i kestikten sonra oraya dönüp rune'ü açmayı, rune ne işe yarar, Great Rune nelerdir falan gibi böyle. Size bilgi verdiğim bir bölüm olacak o da. Ve son part olacak Stormveil Castle ile ilgili. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.